Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zıpkın gibiyiz, fişek gibiyiz. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Puan farkını kapattık. 4 puana kadar indirdik. Ama bakalım neler olacak. Devamında birçok oyuncuya teklif yaptık. Gelen oyuncuların şeyleri çok çok önemli. Gallo, bu adama bir teklif daha yapalım. Şöyle %10 teklif yapalım. Hiç parasız yapmıştık şimdiye kadar. Bunny teklifi kabul edildi. Böyle bir oyuncumuz gelecek. Gallardo teklifi reddedilmiş. Hemen artıralım miktarı. Diğerlerinden Di Mariano teklif miktarını artıralım. %30 yapamıyoruz. %20 yapalım bari. Tamam, devam diyelim. Amanga başkaları da teklif yaptı. Jordi işi olmadı. Girardi işi pardon. Optur satılık değil, kiralık. Bunların hepsi kiralık. Para yok çünkü. Fossati işi de olmamış. Buna da hemen bir teklif daha yapalım. %10 artıralım. Tamam, gelenler oluyor. Süper. Şimdi şu adam ücretsiz, inanılmaz bir adam. Daha önce ben Galatasaray'a da almıştım bu adamı. Atletico Madrid B'de oynuyor. Bu adamı getirirsek zaten sırtımız yere gelmez. Minala. Bu adam Lazio'dan bize gelmez. Şu adamın teklifini biraz daha artıralım. %20 verelim. Şimdi gelenler kimler var? Şu ana kadar gelen yok. Ama gelecekler. Hop, süper. Bir tane daha forvetimiz geldi. Teknik 16. Acceleration 15. Determination 14. Finishing 20. Balance ve Bravery 15'in üzerinde. Güzel işler yaptıracak bize. Kesen maçı Palermo maçı. Ve bizim maçımız. Hepimizinki aynı gün. Şimdi son maçta oynamayan kimler var? Bir bakalım. Gonzi çok güzel oynamamış. Gonzi'yi yine de ilk 11'e alacağım. Yedek olarak Romiz yerine Mandolini'yi alacağım. Forvetler iyiydi. Ama yedek olarak da yeni oyuncumuzu alabiliriz. Taktiğimize baktık. Her şeyimiz hazır. Sadece training bölümünden bu adamları da traininglere gönderelim. Maçımıza çıkabiliriz. Haydi bakalım. Güzel bir maç olsun. Güzel bir galibiyet olsun. Elimizden geleni yapalım. Kazanalım. Ve puan farkını azaltalım. Amacımız bu. Golümüz de Embaraka'dan geldi. Şimdi yeni bir forvet gelince, potansiyeli olan bir forvet olunca hali hazırdaki forvetlerin de performansı yukarıya doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi Embaraka 2 gol birden attı. Atıyordu. Ama çok daha iyi oynamaya başlayacak. Bunu göreceksiniz. Bizim takımın sıkıntısı da şu. 2-0'dan sonra bir tane gol kesin yiyoruz. Bu sefer yemedik. Çok enteresan. 3-0. Adamlar da iyi geliyor bu arada. 4'ü attık. Benedetti. Forvetlerin ikisi de ikişer tane gol attı. bizim için enteresan şeyler. Geçen seneden sonra takımı gerçekten güzel toparladık. Sezon başı çok kötü başlamıştık. O arada yaptığımız nokta değişiklikler bizi bir üst seviyeye çıkarttı. Benedetti 3 gol attı. Yeni gelen forvete biz bu halde şans veremeyiz. Evet, maçlar böyle biterse puan farkı 3'e inecek. Puan farkı 3'e inecek. Çok çok iyi. Aferin be. Aferin be. Puan farkını 3'e indirdik. İyiyiz. Bu sene çıkacağız. Bu sene çıkmakla kalmayacağız. Playoff'a bile kalmadan çıkmamız gerekiyor. Bu maçtan önce lider kimdi bakmak istiyorum. Pergolettese durumu ne burada? Kaybetti herhalde. Latest skordan bir bakmak istiyorum. 2-2 berabere kalmış. Süper. Süper. Gözdağı vermeye devam ediyoruz. Serie A'da durum ne? Pardon, Serie A diyorum. Serie CA'da. Kesena 2-1 önde. Kazanmış maçını, bitirmiş. C1B'de durum ne peki? Palermo ilk yarı 0-0 bitirmiş. Devamını bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Palermo'nun kazanmasını istiyoruz. Teklif yaptığımız oyuncular da eğer gelirse takımı çok daha iyi bir hale getirmiş olacağız. Palermo inik duruma düştü. Hayır, olamaz. 2-0 oldu. Ravazio, bizim adam atmış golü. Ravazio.
Bu adamı kaçırdık. Ravazio bizden gitti. Palermo'ya golünü attı. Çok iyi adamdı da tutamadık işte bu adamı forvet arkasında. Kesena kazandı. Union Feltre maçından sonra yönetim memnun. Palermo kaybetti. Biz de 5 taneyle geçtik. Durumumuz güzel. Puan farkını 3'e indirdik. Şimdi hemen bir kayıt alalım. Gallardo iş olmadı. Bu adam da olmadı. Ahmet Aş gelecek. Büyük ihtimalle. Bardini geldi. Helal. Bir orta sahamız daha oldu. 20 yaşında. Bizim oyuncular, teklif yaptığımız oyunculara başkaları da yürüyor. Şimdi Dabo'yu Fiorentina kabul etti. Dabo kendisi gelmiyor. Bizotto inanılmaz bir savunmacı. Vicenza'dan alıyoruz ve bu inanılmaz güzel bir haber benim için. Savunmayı iyice kaliteli bir hale getirdik. Diaz striker Real Madrid'den almaya çalışıyorum, yani düşünün, Real'den topçu almaya çalışıyorum. Görün yani, görün neler yapıyoruz. Bardini geldi. Ahmet Aş gelmiyor. Peki. McNeil gelmiyor. Şimdi bu gelmeyen oyunculara tekrar bir yürüyelim mi şöyle? Yani yapabileceğimiz bir şey de yok. Bu adamlara verebileceğimiz her şeyi vermişiz. Gelmiyorlarsa. Partizan'dan bir savunmacı daha. 30 yaşında. İki oyuncu birden. Çok iyi. Magnani. 27 yaşında bir forvet oyuncusu. 6000 istiyor. Veremeyiz. Oseol'e gidiyor. Farinon. 20 yaşında. İyi bir savunmacı. Bu adam da gelmiyor bize. Olmuyor. Markovic. Striker olur mu? 8000 istiyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar artık gelmiyorsa onları o halinde bırakırız. Biz işimize bakmaya devam ederiz. Dankova. İyi bir savunma orta saha oyuncusu. Defansif orta saha oyuncusu. Ama sıkıntı şu ki adam çok para istiyor. Ben buna şöyle bir teklif yapsam belki gelir. Deneyelim. Pasa. Pardone'nin teklifini reddetti. Sasa bize gelmiyor. Yani gelmiyorsa yapacak bir şeyim yok. Sarao. Bunlar bu şeyin, Yasin Hoca'nın oyuncusu. Salifu. Ya çok para istiyorlar. Mecburen vazgeçmek zorunda kalıyoruz. 32 yaşındaki teklif yaptığımız adamlardan bir tanesi emekliliğini ilan etti. Gelabert, Manchester City'den. Sen peki? Pescara'dan. Ya çok para istiyorsunuz. Ödeyemeyiz biz o paraları ya. Albanisi aldı bu arada Palermo. Hemen bir bakalım. Çok çok iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi işler yapar. Tebrik ediyorum Yasin Hocam. Della da geldi. Yeni bir forvet daha. Forvet hattını bayağı toparladık. Güzel oldu bu iş. Kuko'yu rezervlere atabiliriz. Jory'yi de. Jory kalsın şimdilik. Sen iyi oynamıyorsun. Son maçta beni deli etmiştin. Seni de gönderiyorum Pop takımına. Bardini. Yani yeni gelen oyuncuları daha işin içine sokmadık. Bu oyuncuları kaçıracağız. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tamam. Tekrar uğraşmaya gerek yok. Olmuyorsa yolumuza bakacağız. Dylan H.
Senin orada kontratın bitiyor. Ben de sana diyorum ki gel benimle oyna. Kendimize güveniyoruz. Çıkamazsak şu para da senin diyoruz. Tazminat teklif ediyoruz. Tabii tazminat değil o da. Adamlar hala yok diyor. Peki. Bizim kaleci de döndü. Bardini. Sen de çok iyi bir orta saha oyuncususun. Kali sen gelişsen iyiydi. Şimdi bu seneyi böyle şeyler atlatalım. Seneye bakarız. Şu anda kasa eksi 2K. Bir oyuncu varmış. Bize teklif ediyorlar. Yasin Hoca. Bir bakalım bir hemen. Kimmiş? Palermo. Hemen bir Palermo ziyareti. Aziz Ki mi? MR. MR hemen bir bakalım. Aziz Ki. İyi sayılabilecek bir oyuncu ama bizim işimizi görmez bu adam ya. O pozisyon. Teşekkür edelim. Torje'ye bir kez daha bakalım. Ozan Hoca da onu öneriyor bize. Torje hemen Gabriel Torje. İki ayağında kullanabilen bir oyuncu. Torje kiralık mı? Onu bir soralım. Sözleşme imzalayabiliyoruz. Şöyle bir teklif yapsak. Yok, gelmez bu adam bize. Biz kiralık olarak yaklaşalım bakalım bir. Torje'ye teklif yaptık. Yok, para yetmedi. Satılık alamıyoruz. Torje de bizim kanat işini çözer. Gerçekten iyi bir oyuncu. Torje takım kabul etti. Eğer oyuncu da kabul ederse Torje de bize gelecek. Sezon sonuna kadar oynatırız. Torje de geldi. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel oldu bu iş. Şimdi kanatta oynamayan adam kimdi? Prescott. Neredesin sen? Prescott. Prescott. Sana güle güle. Torje üzerinden yürürüz bundan sonra. On farkı indirdik. Şimdi şampiyonluk zamanı. Roba defansif orta saha 19 yaşında. Bu adamı almaya çalışmıştık. Olmamıştı. Bir kez daha deneyelim. Transfer döneminde gerçekten iyi şey yaptık. Yeni oyuncularımız var. 12. sıradaki takımla oynayacağız. Puan farkı 3. Kazanalım. Giana bu hafta kaybetsin. Biz de liderliğimizi alalım. Size şunu göstermek istiyorum. Yükselen grafik ortada. Yükseliyoruz. Yükselmeye devam edeceğiz. Takımımızın durumu iyi. Elimizden geleni yapacağız bu maçta. Torje'yi ilk 11'e koyduk. Torje'yi şöyle bir alalım öncelikle. Bardini, Agnello'nun yerine de Bardini'yi koyalım yedek olarak. Şu anda takımın orta sahası güzel. Bir tek Prescott kötü oynuyordu. Onun yerine de yeni gelen oyuncumuzu koyduk. Şimdi Team Instruction'da yeni gelen oyuncumuzun Torje'nin serbest vuruşu nasıl onu bir koyalım. Crossing'i de iyi. Torje'ye köşe vuruşlarını da verelim. Haydi bakalım maçımız başladı. Golle başladık. Embaraka attı. 1-0. Şimdi. Calderino. Embaraka ikinciyi de attı. Embaraka coştu. Biz de liderliği alıyoruz. 3 geldi Embaraka.
çok çok iyi başladık. 5 şut 5'ini de attık. Şimdi ikinci yarıda oynamayan adam var mı? Gonzi güzel oynamaya başladı. Mandelli de güzel oynamaya başladı. ...3-0'ın devamında Mandelli 4. attı. Süperiz. 4-0. Asist yaptı Benedetti. Çok da güzel oynuyor ama bu son kalan dakikalarda bu yeni gelen oyuncuyu ben bir denemek istiyorum. Ezdik artık. Şu saatten sonra adamın performansını görmek istiyorum. Embaraka'yı geri alacakmış. Abi Embaraka da oynuyor ya. Gerçekten oynuyor yani. 4-0'la geçtik. Güzel oldu bu iş. Eğer ki diğer takımlarda aksilik çıkarsa liderliği almış olacağız. Şimdi bir de şu durum oluştu. Kötü oynayan oyuncular eski taktikte bu taktikte inanılmaz iyi oynamaya başladı. Şimdi Palermo'nun maçını ben çok merak ediyorum. Neler yapacak Palermo? Sen son maçta çıkacaksın Yasin Hoca, eminim. Palermo'nun maçı başlıyor. Haydi bakalım Palermo'yu. Oo, fark 6'ya çıkmış. Catania hemen attı. Hemen attı. Farkı daha da açtı. Kazanması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle kazanması lazım bu maçı. Yoksa fark iyice açılır. Güzelle başladı. Gol de geldi. Mbaka'dan attı. Mbaka attı. Farkı 6'da tutmaya çalışıyor Yasin Hoca. Catania'nın bir yerde şey yapması lazım. Catania ile olan maçını Yasin Hoca canlı dişine takıp kazanmak zorunda. Gerçekten ne yapıp edip Catania maçını kazanmak zorunda Yasin Hoca. Yoksa işler iyice sarpa sarar. Hadi be, 1-1 oldu. Kötü oldu bu iş. Bastır hoca, bastır hoca. Catania 4. dakikada Di Piazza ile atmıştı. Hala aynı şekilde devam ediyor. Yasin hocanın radikal değişiklikler yapması lazım. Bu kadar şuttan sonra gol atamamak var ya, insanı çok çok üzüyor. Berabere kalma be Yasin Hoca. Helal be, son dakika. Söylemiştim. Son maçların adamı demiştim. Son dakikaların adamı oldu. Oo, Kesena 3-3 berabere kalmış. Bizde durum ne? Aa, ben ona bakmayı unuttum. Bir saniye. Puan farkı 3. İkinci sıradayız. İzledim hocam son dakikada. Aa, taktiğe bakmadım. Bekletmek istemediğim için Ciana ile bu sene yarışıyoruz. Ciana'yı alt etme zamanı geldi. Ciana'nın 5 mağlubiyeti var. Beraberliği yok. O sayede önümüzde Robba. Robba işi olmadı. Biz işimize bakalım.
siz kaçıncı sıradasınız paşam? 6. sıradasınız. 6. sıradaki 32 puanı olan takımla oynayacağız. Vay. Catania'yla Palermo Sicilya Mafyası'nın takımlarıymış. Ben bilmiyordum. Bu kadar ayrıntı bilmiyordum. Gerçekte de rakiplermiş. Ezeli rakiplermiş. Bu yüzden burada çok daha önemli işlere şahit oluyoruz. Torje son maçta ne yaptı onu çok merak ediyorum. 7 ile oynamış. Aferin sana. Caldeiro karşısında 4-0'la galip geldik. Bu sezon çıkacağız. Seneye ikinci şeyde olacağız. Yasin Hoca çıkmazsa Yasin Hoca ile orada oynarız. Ama Yasin Hoca son dakikaların, son maçların adamı. Kesin çıkacaktır. Torje'yi Perugia'da istiyor. Maç günü geldi çattı. Gianna kimle oynuyor? Onu da merak ediyorum. Gianna kimle oynayacak? Novara 7. sıradaki takımla oynuyor o da. Cesena Juventus U21 ile Palermo Arezzo ile biz de Campo d'Arcego ile oynayacağız. Son maçın kadroyu bozmayı düşünmüyorum. Her şey yerli yerinde. Torje hem köşe vuruşlarını hem de serbest vuruşları kullanacak. No training'de iki tane adam var. Siz ne geziyorsunuz orada bakayım? Hazırız. Maça çıkabiliriz. Bu sefer biraz sıkıntılı olacak gibi korkuyorum. Renkler herhalde beni biraz korkuttu. Free kick oldu. Hadi atın artık. 6. dakika oldu. Gol istiyoruz. Adamlar beni korkutmaya başladı. Şu ana kadar bakın attılar. Embaraka. Hadi bakayım Embaraka. 9-10 oynuyor adam. Sürekli 9-10 oynuyor. 14 maçta 14 gol attı. Bunu yapmayın bana. Çözülmeyin. Helal Benedetti. Oh be rahatladım. 1-1 oldu. En azından gol atabildik adamlara. Fark açılmaz ise biz bu maçı alırız. Benedetti. Bu maçın adamı da Benedetti olacak. Vay. Serie A'da o zamanlar ikisi de çok olaylı bir maç oynamışlar. 2011'de. Ben bilmiyordum. Bak bunların hiçbirisini bilmiyorum. Mandelli. Mandelli'nin yerine yeni gelen Bardini'yi bir koyalım. Merak ediyorum. Embaraka bu maçta yok. Onun yerine de Gişlandi'yi bir deneyelim. İkinci yarıda iki değişiklikle başlıyoruz. 2-1 öndeyiz ama ne olacağı belli olmaz. O yüzden yeni kanlar, yeni canlar, yeni umutlar diyorum. Maç bizim sahada geçiyor. Bir gol daha. Bir gol daha atın rahatlatın beni. Bardini toparladı orayı. Aferin sana. Yeni forvet, sen de at golünü, rahatlat bizi, bitsin bu çile. Gerçekten çile çekiyorum şu an. Adam 5'le oynuyor. Diğer adamı çıkarmasak daha iyiydi be. Torje 6 ile oynuyor. Torje'nin yerine Sibilli'yi bir deneyelim de. Son dakikalar. Ya son dakikada gol mü yenir? Yapmayın şunu be. Biz farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yapmayın. Helal be. Benedetti. Adamım benim be. Beni burada mutlu etmek için varsın ya. Son dakika golüyle. Cesena 3-1 ile geçti Juventus'u. Palermo 3-2 ile geçti. Biz de 3-2 ile geçtik. Durumumuz nedir? Fark 3. Gianna kazanmış. 2-1 kazanmış. Sonraki maçı Pro Patria ile 7. sıradaki takımlarla oynuyor sırayla. Torje ne oldu sana? Kişlendi. Senin yerine ben Della Pietra'yı ikinci yarı bir deneyeyim. İki sonraki maçta. Şimdi bizim oyuncu 325'e diğer takıma gidebilirmiş. Öyle bir şey var. Hangi takıma gidebilirmiş? Fermana'ya. Hayır öyle bir şey yok. Ben bu oyuncuyu veremem.
Öyle bir dünya yok. Şu anda ben bunu verirsem kalede sıkıntı çekmeye başlarım. Gavazzi, ilk 11'de oynaman gerektiğini düşünüyorsun. Sen de kontrat istiyorsun. Param yok aslanlar. Yapacağım hiçbir şey yok. Della Patriani, sen daha iyi gibisin. Della Pietra. Maç günü geldi. 16. sıradaki takımla oynayacağız. Daha önce ne yaptık biz bu takıma karşı? 2-2 berabere kalmışız deplasmanda. Kalecimiz bu maçta yok. Yerine Esposito'yu koyacağız. Son maçta kötü oynayan kim var? Parodi güzel oynamış. Mandelli kötü oynamış. Bozma takımı. Legnano karşısındayız. Geçen sefer 2-2 berabere kaldık. Adamlar çok hızlı başladı. Gobi kimmiş? Dur bakalım, Benedetti var bizde. Benedetti, aferin sana. 2 ayaklı 9-9 oynayan forvetimiz durumu eşitledi. 20. dakika, artık daha fazla basıp daha fazla atmamız lazım. Helal Gonzi. 2-1 öne geçirdi bizi. 5 şut, 5'i de kaledi. Güzel de maç oluyor. Ortada dönüyor. Gonzi bir tane daha attı. Gonzi 8 tane asist yapmış. Mandelli de 12 tane asist yapmış. Takımın şu anda sırtlayanları bunlar. 3-1 öndeyiz. Güzel. Şu ana kadar durum iyi. Rubio iyi oynuyor. Torje'nin durumu kötü değil. Giorgione da elinden geleni yapıyor. 3-1. Adamlar da güzel geliyor. Bu arada korkutuyorlar beni. Kaleciyi bir avlarlarsa sıkıntı yaşarız. Bir gol daha istiyorum bu yüzden. Basın. Embaraka. Bir atıyorsun, bir atmıyorsun. Helal gol geldi. Kim attı? Benedetti attı. 4-1. 5 oldu. Hat-trick yaptı. Aferin sana. Şöyle bir içeriye doğru kat etme olayı olsun. Maç böyle biter. 5-1. Benedetti. ile geçtik. Güzel maç oldu. Rahatlattı beni. Gapko övülüyor. Demiral disipline verilmiş. Kesena Proverselli ile oynuyor. Palermo'nun maçını çok merak ediyorum. Oo, Palermo farkı 1'e indirmiş. Süpersin. Palermo bu maçı kazanırsa liderliği eline alacak. Palermo bu arada maça ağırlığımı vermedim. Çete bakıyorum diğer yandan. 2-1, hadi be. Yapma bunu Palermo. Bak, Catania'nın kaybettiği hafta. Catania kaybediyor. Catania kaybediyor, kazanman şart. Yardır, elinden geleni yap. Vur, kır, parçala Yasin hocam, hadi. Diğer tarafta durum ne? Kesena 0-0. Burada da Catania 1-0 mağlup. Yasin Hoca, hadi bakalım. Kazanman gerekiyor. Catania hala mağlup. Ama işte Catania'nın mağlup olduğu haftada kazanman gerekiyor. 60. dakika. Kalecileri coşmuş ya. 9'la oynuyor ya. Şanssızlığa bak.
Catania'nın mağlubiyeti kesinleşti. Catania 2-0 mağlup. Noble 5 ile oynuyor. Yapma hocam. Şanssızlığa bak. Ozan Hoca ne yapmış? 2-0 önde. Ozan Hoca olayı bitirdi. Ozan Hoca buradan maçı vermez. Hadi be, kazan artık. Kalecileri coştu. Yemin olsun coştu. Ah be, ah be. Gerçekten çok büyük şanssızlık ya. Çok büyük şanssızlık. Bizim Cihan'a da 2-2 berabere kalmış. Çok kötü oldu be hocam. Yönetim bizden memnun. Diyorlar ki hala kulüp parası daha iyi, finansı daha iyi olabilirdi. Abi ben mi yapıyorum? Siz de o para işi. Catania ile oynayacak sıradaki maçı. Biz bu maçı oynamasak mı? O maçı mı izlesek? 11 gün var. Bizim teklif yaptığımız oyuncuların hepsi şey yapıyor. Yeni sözleşmeler imzaladı takımlarıyla. Bizim oyuncu nerede? Mandelli sakatlanmış. Yapma bunu Mandelli. Jukić. Orayı reddettiysem bize gel be hacı. Bize gel. 4700 istiyorsun. O kadar para yok da gel oynatırız seni biz. Albino Leffe. Marçon. Tabii ki Marçon. Yürüyüşüne devam ediyor. Bu sene çıkacağız abi. Bu sene çıkacağız. Gerçekten dibe vurmuş takımı aldık. Yukarılara çıkartıyoruz şu anda. Abi siz şaka mısınız? Bu şu anda benim için önemli bir oyuncu. Ben o oyuncuyu veremem. Onu bir geç. Viboni. Wilfried Boni. Gün gelecek. Sizin hepiniz bende oynamak için böyle sıraya geçeceksiniz. O zaman da ben sizi almam. Mandelli 10 gün yok. Maç ne zaman? 3 gün sonra. Maç günü gelmiş çatmış. Mandellimiz yoksa orada biz Bardini'yi oynatır. Yedeğe de Agnello'yu alırız. Agnello'yu da yedeğimize alırız. Della Pietra. Kesena Padova ile oynayacak. Palermo Catania ile oynayacak. Biz de Prosesto ile oynayacağız. Son maçın kadroyu bozmayı düşünmüyorum. Giorgino, güzel oynuyorsun sen de. Yedi ile oynuyorsun. Bozmam adamım seni. Mandelli yok. Onun yerine de diğer oyuncuyu kattık. Durumumuz güzel. Bu maçı da kazanacak gücümüz var. Var mı? Var. Prosesto attı. Problem değil. Biz daha önce ne yaptık bu takıma karşı? Birer maç beraber, 3 maç beraberlik, bir seferde 5-0 var. Biz bu takımla yenişemiyoruz o zaman. Oo! Kaleci ne yapıyorsun? Gelen teklif reddettim diye yapılır mı bu bana? Benedetti. Aferin. Embaraka aferin. Oh be. 2-0'dan 2-2'ye getirdik.
pür dikkat maçtayım. Bardini. Dönüş budur aslanım. Böyle dönülür. Böyle 3-0'dan 2-0'dan 3-2'ye böyle getirilir. 4'ü istiyoruz. 4'ü dağıtıyoruz. Embaraka. Penaltı 4-3. Lan ne biçim maç bu? İlk yarıda bir A7 gol. Abi ne biçim maç bu? Sen bir çık. Esposito. Sen bir gir bakayım bir. Geleni içeriye alıyor bizim kaleci. Giorgino. Senin yerine Agnello'yu koyalım bir. Maldorini'yi koyacağım. Deneme için. Şu anda... Kaptanlığı kime veriyor? Gonzi'ye veriyor. Gonzi'nin durumu ne? Influence 10. Tamam. Ne biçim bir maç oldu be bu? Gonzi yapma bunu. Gonzi yapma bunu. Agnello gir oraya. Dixon'a verdi kaptanlığı. Versin. İlk yarıda 7 gol. İkinci yarıda 5 tane daha olursa. Lan yapmayın bunu işte. Tek forvet devam. Oyuncu hakkım kalmadı. Parodi attı. 5 oldu. Abi korkuyorum. Takımlar sakat. Rubio coştu. 3 asist yaptı. Rubio sen olmasaydın bu maçta biz neler çekerdik. ...5-3... Bu maçı kazanırsak liderliği alıyoruz. Giana kaybediyor herhalde. Giana kaybetti herhalde. Giana 3-0 kaybetmiş. Lideriz. Catania maçı ne oluyor? Asıl orası önemli bizim için. Orayı merak ediyorum. Dön dön dön. Kesena mağlup. B'de Palermo 2-0 önde. Gel Yasin Hoca gel. Aynı haftada liderliği aldık. Yasin Hoca liderliği aldı. 1 puan farkla. Biz ne yaptık? 2 puan farkla öne geçtik. Güzel. Iboni. Boni gelmiyorsun. Peki. Gelmezsen gelme. Abi ben o adamı vermem. O adam o paralara gidecek bir adam değil. Bizim kalecinin durumu ne? Son maçta Trento'yu 3-1 ile geçmişiz. Bu maçta da geçeriz. Bizim oyuncular nerede? Gonzi de sakat. Benedetti de sakak. Sakat diyemedim bir türlü. Vallahi liderlikleri aynı haftada aldık. Kesana Imolese ile oynayacak. Bizim takım kaybediyor. Tosart'ı satış listesine koydular Lille'den. Palermo, Leonzio ile oynayacak. Biz de Trento ile oynayacağız. Olmayan oyuncularımızın yerine yeni gelen oyuncularımızdan koyalım. Mandelli yok. Şimdi 4 numaraya, işte 4 numaralı adamı oraya koyup yedek olarak da Romizzi'yi koyalım. Forvet hattında da Della Pietra. Sana ben bu maç ilk 11 şans vereceğim yedekte. Gişlendi olsun. Kadro güzel. Cavalieri son maçtaki şeyi gene yapma. Maça başladık. Hadi bakalım Trento karşısında güzel bir galibiyet daha istiyoruz. Forvet attığımızdaki oyuncumuz yok ama Embaraka'mız orada hala. Ama yapmayın bunu. Ama yapmayın bunu. Gol yiyince gol, şey gol atınca gol yenilmez. Adamlar bu arada harbi iyi oynuyor. Trento 12. sırada. Zorluyorlar be. Golü kim attı? Rubio attı. Aferin sana Rubio. Toparladık. Güzel. Şimdi onların kaleye kampı kurduk. Devamını istiyoruz. Gollerin devamı gelmeli. Della Pietra. Oynamıyorsun. Senin yerine Gişlendi'yi bir koyalım. Embaraka ikinci golünü attı. Aferin sana. Gişlendi 7 ile oynamaya başladı. Ayağına top gelsin sen de at hadi. Gişlendi attı. Helal.
2 asist yaptı. Yeni gelen oyuncumuz Mandolini. Gişlendi bir tane daha attı. Gişlendi diyor ki, Benedetti yokken ben varım. Sen neden Della Pietra'yı ilk 11'e koyuyorsun? 5-1 ile geçtik. 5-1 ile. Abicim bu saatten sonra ben liderliği vermem. Yok öyle bir dünya. Diğer takımların durumu ne? Hemen bir bakalım. Kesena 3-0 ile geçiyor. Palermo ilk yarı bitmiş. 0-0 devam ediyor. Palermo'nun rakibi Catania'nın durumu ne? 3-1 galip şu anda. Maç böyle biterse Catania liderliği geri alır. Palermo'nun bir şekilde kazanması lazım. Palermo 0-0. Ozan Hoca Embarka neler yapıyor diyor. Ben de dedim ki vaktinde onu bana teklif ederken geri vermem demiştim. Vermeyi de düşünmüyorum artık şu saatten sonra. Embarka gerçek manasıyla takımı şu ana kadar sürükleyen ve kurtaran adam oldu. 5-1 ile geçiyoruz biz. Palermo 0-0 berabere kaldı. Yapma bunu. Palermo 0-0 berabere kaldı. Liderliği gene verdi. On puan geriden geldik. Şu anda 2 puan önlerindeyiz. Gerçek manasıyla tarih yazdık. Yani 10 puan öteden gelip liderliği almak. Mandelli döndü. Gişlendi'yi isteriz de Gişlendi bize gelecek mi bakalım. Kontratının da bitmesine daha çok var. Daha çok var. Şimdi Della Pietra'nın yerine Gişlendi'yi koyalım. Mandelli. Mandelli nerede oynuyordu ona bir bakalım. Orta sahanın ortasında oynuyordu. Mandelli'nin olduğu yerde Bardini var. Bardini'nin yerine Mandelli'yi geri koy. Romizzi'nin yerine de Bardini'yi koy. Şu gazla bar çayı bile yenerim. Bizim Abdi vardı burada bir tane. 34 yaşında ya. Bari yeni teknik direktör atamış. Gozzano 15. sıradaki takım. Ya... Korkuyorum abi böyle takımlarla oynarken. Kane övülüyor. De La Vega. Abi bu adam çok efsane bir şey ya. Jorginho 1.3'e Perugia'ya gidebilirmiş. Hayır abicim böyle bir şey yok. Jorginho. Ben bu adama yeni bir kontrat önereyim. Non-promotion çıkışını da 2.1 yapalım. Gol bonusu verelim. Devam diyelim. Bu adam tekrar imzalasın. Torje de güzel oynuyor. Aferin sana. 5 tane attık ya. Çok iyi oldu. Adam 2 gol 1 asist yaptı. 15. sıradaki adamla oynayacağız. Bu maç korkutuyor beni işte. Jorginho. Şimdi son maçta kötü oynayan adam yoktu. O yüzden takımın şeyini bozmadan golle başladık yeniden. 1-0. Mandolini. Mandolini neler yapıyorsun sen? Son maçta da güzel şeyler yapmıştın. Bu maçta da güzel başladın. Aferin sana. 1-0. Eğer ki Giana bu hafta da kaybederse puan farkını 5'e çıkartmış olacağız. Büyük avantaj olacak bizim için.
Şelal Gişlendi bir tane daha attı bu hafta. İkinci yarıyı hiç vakit kaybetmeden başlatıyorum. 2 asist yapan Torje var. Yıldızlaşıyor bu maçta. 8 asist Rubio bu maçta yok. Rubio yokmuş, olsun. 2 tane attık. Şu anda 1 gol yemezsek sıkıntı yok bizim için. Kondisyonlar ne alemde? Sıkıntı yok. Embaraka ne yapıyorsun sen? Embaraka... Bu sezon çıkarsak, biraz da para gelirse, yeni gelecek oyuncularımız da var. Seneye de üst ligde bir şeyler yapabiliriz. Adamlar bu arada iyi toparladı. Rubio kötü oynamıyor. Cavalieri sayesinde maçı kazandık. Gianna'nın bu hafta puan kaybetmesini dört gözle bekliyorum. Uzun zamandır Kesena maçı izlememiştik. Bu hafta Kesena maçı izleyelim. Tristina ile oynayacak. Palermo'da Cosenza ile oynayacak. Catania'yı yenen takımla. Gianna Caldiero ile oynuyor. Kazanacaktır. Ben bundan eminim. Ama Caldiero bir sürpriz yaparsa puan farkını açmamıza yardımcı olur. Her şey olabilir artık. Ama puan farkını açarsak, biraz rahatlarsak güzel olur. 10 puan geriden geldik yani. 10 puan geriden geldik. Kesena, biraz futbol izleyelim ya, değil mi? Her maç 4-5 tane atan takım haline geldi Kesena. Biz de aşağı yukarı aynı hale geldik. Kaç puan yapmış farkı? 8 puana çıkarmış. Çok iyi başladı ya. İlk 20 dakikada 7 şut kalede. Ablukaya alıyor. Golü de buldu. Villalobos. Bu adam, biz vakti zamanında Altın Ordu'ya almıştık. Daha önce de söylemiştim. Saki güzel oynuyor. Alexi Gomez. Sol açık. Bu da çok iyi bir adam. Villalobos golü attı, sakatlandı. Herhalde gol sevincinde sakatlandı adam. ...1-0. Şimdi latest score'dan bir bakalım. Şey ne yapıyor? Yasin Hoca ne yapıyor? Aa, 3-1. Yapma be Yasin Hoca be. Yapma Yasin Hoca. Kazanman gerekiyor. Bu hafta yapma bunu. Liderliği verme. Süper. 3-2 oldu. Madrid'i kazandı. İşte budur be. Yasin Hoca'ya bak. 3-3'e getirdi. Ki öne geçtiği maçta geriye düşmüştü. Oo, Ozan Hoca dörtlemiş burayı. Biz diğer maça konsantre olduk. Ozan Hoca 4 tane ele geçti. Hadi be. Hadi be. Kesena 4-1. Palermo 4-3 kaybetti. Çok kötü oldu bu iş. Bizde durum ne? Oo, puan farkını 5'e çıkardım. Süper. Gianna kaybetti. Puan farkı 5'e geldi. Yavaş yavaş yukarılara doğru yükselmeye devam. 1.2 daha enjeksiyon yapıldı bizim kasaya. Ama hala 1.2 borcumuz var. Giorgino. Teklifi reddettin. Giorgino yapma bunu. Giorgino benim. Yapma bunu. Perugia istiyor seni. Gel bu yanlıştan dön. Non promotion 500. Tamam be, ona da tamam hadi. Şu an kaç, 500 bin? Kabul edersen kabul et. Kabul etmezsen yapacak bir şey yok. Şimdi. Mestre ile oynayacağız. 5. sıradaki takım. Daha önce ne yaptık Mestre'ye karşı? Adamlar bizi yenmiş. Evimizde. Vakit intikam vakti.
bu sefer içlerinden geçmemiz lazım. Değil mi? Manchester United 4 tane atmış. Giorgino Kretti. Tamam abi. O zaman 500 bin veren alsın o adamı. Ne yapayım? Perugia 500 bin verirse alır. Prescott. Senin yerine adam geldi. İki tane. İki tane kanat aldım. Adamlar coşuyor. Vakti zamanında oynamadın. Kesena Reggiana ile oynayacak. Palermo Siena ile oynayacak. Biz de Mestre ile oynayacağız. Gonzi dönmüş. Mandorlini nasıl oynuyor orada? Mandorlini nerede? Mandorlini döktürüyor. Gonzi de iyi oynuyor. 7 alacağız Gonzi'yi. Yapacak bir şey yok. Benedetti geliyor. Gişlandi güzel oynuyor. Onu da bozmayalım bu maç. Son maçta kötü oynayan kim var? Rubio. Bozma, Rubio da oynasın. Mestre karşısında galibiyet istiyoruz. Haydi bakayım. Helal sana Embaraka. Beraberlik golü geldi. Oo, adamlar öne geçti. 10. dakikada olayın rengi değişti. Vay be. Ama kırmızı kart da çıktı. İlk şutta golü bulduk. 20. dakika. Hala mağlup durumdayız. Embaraka atıyor. 2-2 yapıyor. Artık şöyle sazı elimize bir alalım. Mandorlini gollerine ve asistlerine devam ede dursun. Biz de maçlarımızı kazanmaya başlayalım. Hadi bakalım aslanlar. Artık şov zamanı. Abi ne yapıyorsunuz? 10 kişi olan takım bana 3 tane gol attı be. Rubio, Cavalieri. Her maçın adamı olamazsın ama bu maçta yapma bunu. Bu maçta yapma bunu. Canını yakarım. Giorgino. Senin yerine ben Bardini'yi koyarım. Bir deneriz bakalım neler olacak. Dixon da kaptanlığı alır. Maç gerçekten ortada geçiyor. Kalecisi şu dakikadan sonra iyi olan kazanır. Kalecisi top çıkartan kazanır. Adamlar geldiğini atıyor ya. Puan farkını 5'e çıkartmışken rehavet olmaması lazım. Kaleci biraz toparlanmaya başladı. Gişlendi'nin yerine ben David Pietra'yı bir deneyeyim son 15 dakikada. Belki ayağına top gelir. Oturtur, gol atar, işi bitirir. Son dakika. Yapmayın. Abi 3-3. Giorgino bir hafta yok. Palermo kazandı. Fark. Biz de berabere kaldık. Adamlar ne oluyor? Abi biz berabere kaldık. Adamlar da mı kaybetti? İkinci sıradaki takım. Renate gelmiş ikinci sıraya. Fark 6. Kazansam fark 8. Olmayan adam kim? Giorgino. Nerede oynuyor adam? Sol tarafta. Mandelli oynuyorsun. Bozma. O tarafa Bardini'yi koyalım. Agnello'yu yedeğe alalım. Gonzi formayı kaptırdın bir sefer. Mandorloni orada çok çok güzel oynuyor. O adamı kesmem. O adamı kesmem. Oyun kayıt aldı. Dördüncü sıradaki takımla oynayacağız. Bu takımla daha önce ne yaptık? Bizi yenmiş. Adamların bize karşı bariz üstünlüğü var. O bariz üstünlüğü artık kırmamız gerekiyor. Cavalieri. Bir maç oynuyorsun, bir maç oynamıyorsun. Bu maç oynayacağın maç olur umarım. İki maç üst üste kötü oynadığın şimdiye kadar hiç olmadı. Benedetti, birkaç güne geliyorsun. Hadi artık gel Benedetti. Dört gözle seni bekliyoruz Benedetti. Gişlendi son maçta oynamadı, oynasaydı iyiydi. Yedek oyuncumuz nerede? Sakatlandın mı Gavazzi? Gavazzi'nin yerine kimi koyacağız?
Kusu'yu alacağız. Kusu oynar orada. Kesena. Monza ile oynayacak. Palermo. Ve biz 4. sıradaki takımla oynayacağız. Benedetti döndü. Benedetti'yi bu maçta ilk 11 sürerim ben. Şu an ilk 11'de yeni gelen 4 tane oyuncumuz var. Devre arasındaki aldığımız, bu takımdan çekiniyorum ama gücümüz yerinde. Son maçtaki 3-3'e bakmayın. Puan farkını 6'ya çıkardık. 10 puan geriden gelip 6 puan öne geçtik. Durumumuz güzel. Bu maçı kazanabiliriz. Hadi bakalım. Evimizdeyiz bir de. Yapmayın bunu. Adamlar öne geçti. Takımda yine bir sıkıntı var. Benedetti ile Mbaraka'yı beraber oynatmaya başladık. Takımın toparlanması gerekirken aşağıya geliyoruz. Yapmayın. Hadi. Mandolini, sana güvendim. Karşılığı bu olmasın. Bardini, sana güvendim. Karşılığı bu olmasın. Bardini, sen bir çık bakayım. Agnello. Marlondoni ile yerini değiştir. Bu değişiklik bize bir can versin. Golü atıverelim. Hadi. Novelli kim ya? Gol istiyoruz. Yenik bitirmeyelim şu maçı. Puan farkı 3'e iner. Yapmayın. Beni delirtmeyin. Hadi. Hadi aslanlar. Gol istiyoruz be. Abi bu kadar basmaya gol atamamak nedir ya? İçeriye doğru kat etmeye başlayın madem öyle. İçeriye doğru kat etmeye başlayın. Elimizden geleni yapmamız lazım. 1-0 da aynı, 2-0 da aynı. Haydi. Son dakikalar. Gol istiyoruz. Abi böyle 10'la oynuyor kalecileri ya. 10 nedir ya? Abi son dakikada penaltı verdi adam. Şu dakikadan sonra atsanız ne? Kaybettik ya evimizde. Kesen abi 2-1 ile geçti. Palermo 3-1 kaybetti. Cosena da kaybetmiş bu hafta. Puan farkı tekrar 3'e indi. Giana, ikinci sıradaki takım. İkinci sıradaki takımla 6 puanlık maça çıkıyorum ben bu hafta. .2 daha geldi kasaya. Hadi artık yukarıya doğru çıkmış olsun. Abi hala eksideyiz ya. Hala eksideyiz ya. Şimdi Gavazzi döndü. Yedeğe Gavazzi'yi bir koyalım öncelikle. Mascherano beleşe düştü. 36 yaşında. Bizim yedekler kaybetti. İkinci sıradaki takımla oynayacağız. Palermo Renda ile oynuyor. Üçüncü sıradaki takımla. Şimdi
Bardini son maçta beni çok üzdün. Tamam mı? Sen bir çık. Yedek olarak. Marlon Donnie sen 7 ile oynadın. Senin yerine de ben Gonzi'yi tekrar koyacağım. Agnello'nun yerine de Bardini mi? Yok. Agnello olsun yeniden. Hiç bozma orayı. Forvet attığımız aynı. Takım bozmamış olacağız. Kaptanlığı da Giorgino'ya ver. Bu şekliyle daha iyiydik. Kazanmalıyız deplasmanda. Adamlar kazanırsa 6 puanlık avantaj sağlayacaklar. Mutton golüyle başladı. Adamlar farkı eşitliyor. Böyle olursa yani 6 puana çıkarttığımız fark tekrar 0'a gelecek. Bu da bizi zorlar son 8 haftada. Bu hafta 6 puan farkı korumak zorundayız. Takım oynamıyor ama. Takım gerçekten oynamıyor. Şimdi Giorgino senin yerine ben Mandorloni'yi bir koyarım oraya. Gonzi ile de Mandorloni'nin yerini bir değiştirelim. Rubio ve Torje oynamıyor. Rubio çok iyi oynarken, Torje döktürürken bu maçlarda ikisinin de sesi çıkmıyor. Dixon'a verdik kaptanlığı. İkinci yarıda güzel bir başlangıç olsun, golle başlayalım. Helal Mbaraka. Ne zamandır gol atmıyorsunuz be, deli ediyorsunuz beni. 1-1. En azından farkı 3'te koruruz. Mağlup olmazsak ama kazanırsak 6 puan olacak. Haydi helal Mbarak. Hakem lan, hakem yapma bunu. Yapmayın bunu aslanlarım benim. Yapmayın bunu. Kiyaza kim? Mbaraka helal sana. Son dakikalar. Mağlup olmayalım bari. Galip olamazsak da mağlup olmayalım. Son dakikalar basın. Oyuna gir, oyuna gir. Son dakikalar. Şu hamleyi yapınca belki bir şeyler değişir. İçeriye kat etmeler, oyuncu sayısının artırılması bize gol getirir, kazandırır. Hadi aslan. Helal be Benedetti. 6 puan, 6 puan, 6 puan. Kesena 3-1 ile geçti. Palermo 1-0 ile geçti. Cosenza 5 tane atmış. Biz de farkı tekrar 6 puana çıkardık. Rahatladık. Oh be. Süper. Süper. Şu dakikaya kadar oldukça güzel geldik. Evet arkadaşlar. İnanılmaz bir video oldu. Çok da güzel oldu. Hoşunuza gittiyse videomuz beğeni atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda, canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.